Bu dersimizde düşman gemisi ve kendi gemimiz patladığı zaman bir patlama efektini yaratacağız. Aynı şekilde o patlama olduğu zaman da bir ses meydana gelecek. Onu yapacağız script dosyası üzerinden. Öncelikle size SS kısmında proje penceresinde SS'de efekt kısmında yer alan Explosion Ship'teki efekti göstermek istiyorum. Bunu tutup hiyerarşiye atıyorum. Patlama efektimiz bu. Bunun üstünde Particle System var. Şu an ekranda tekrar görmek isterseniz bunun üstünde bir looping işaretleyip burada tekrar restart ettiğiniz zaman efekti görebilirsiniz. Eğer sizde de efektinizde şu partikelin etrafında şöyle turuncu şeyler oluşuyorsa bunu kaldırmak için Gizmos'a basıp Selection Outline'ı seçtiğiniz zaman efekti tam olarak görebilirsiniz sahne modunda. Aşağıda zaten game modunda o efekt çalışıyor. Evet, şimdi bunu instantiate kullanarak ekleyeceğiz. Mermilerimize yaptığımız gibi anlık olarak patlama olduğu zaman bu Explosion Ship sahnede oyunda belirlenecek. Bunun üstünde şöyle bir detay var. Eğer sizde de Explosion Ship'te sağ taraf Inspector penceresinde eğer audio source'u varsa bunu kaldırmanız gerekiyor. Örneğin ben şöyle bir audio source ekleyeyim. Eğer burada bir audio source görüyorsanız eğer onu buradan basıp Remove Component edin lütfen. Sadece bunun üstünde Particle System bileşenimiz kalsın. Evet. Bunu sahneden siliyorum. Buna şu an ihtiyacımız yok. Delete ediyorum. Player objektin üstünde scriptimiz nerede? Şunları küçültelim. Scriptimizi açıyorum. Burada tabii şöyle bir şey yapacağız. Destroy Field'da olduğu gibi nasıl ki Destroy Field bir Box Collider'dı ve Trigger seçeneği aktifti. Bunun üstüne gelen herhangi bir object bunun içindeki bir metodu Void on Trigger metodunu tetikliyordu ve bizim istediğimiz işleri yapıyordu. Objectleri destroy ediyordu. Aynı şekilde bunu kendi player'ımız içinde yapacağız. Player üstünde zaten bir tane Capsule Collider var. Bu da Trigger seçeneği işaretlenmiş. Bunu script üzerinden şuraya çağrılacak metodumuz Void on Trigger Enter metodu. Buraya bize herhangi bir mermi veya bir düşman temas ettiği zaman önce temas eden objekti yok edeceğiz. O da şu other nokta game object. Kendi gemimizi yok edeceğiz. O da direkt game object. Bir patlama efekti yaratacağız. Patlama efekti yaratacağız. Onun için yukarıya game object tanımlamam lazım. Explosion diyeyim. Patlama kısaca. Instantiate. Explosion. Nerede? Transform.position'da. Yani bu script'in bağlı olduğu object'in üstünde. Evet, kaydettim. Patlama yaratacak. Ardından iki tane objekti yok edecek. Unity'ye dönelim. Unity de burada bize patlamayı sorması lazım. Evet. Patlama efektini soruyor. Effects'ten tutup bunu buraya. Bunun üstündeki loop'u kaldırdık mı? Demin örnek olsun diye işaretlemiş. Evet, kalkmış. Play. Evet. Patlama oldu. Ancak şöyle bir hata var. Bir daha bakalım. Şöyle bir hata var.
Game Object'imiz destroy edildikten sonra aşağıda diyor ki Transformers yok edildi ama hala daha buna ulaşmaya çalışıyorsun diyor. Biz yok olduktan sonra bize ulaşmaya çalışan ne olabilir? Hiyerarşi penceresinde düşmanlarımızın bize bir işi yok. Positionlar yok, destroy field yok. Main kamerada ne var? Kamera takip script'i var. Biz tabii yok olduğumuz zaman buraya otomatikman bir transform gelmesi lazım. Bunu bulamıyor. Onun için bu hatayı veriyor. Biz şöyle bir şey yapalım o zaman. Patlama olduğu zaman bu script'e erişip şuraya bunu buradan deaktif edelim. Tabi bunu script'ten yapacağız. Tekrar script'e dönüp şöyle bir değişken tanımlayalım. Private Camera Follow Cam diyorum. Burada yaptığım şu Camera Follow biliyorsunuz bizim script'imizin ismi şu. Ben script üzerinden main kamera etiketine sahip olan objeler tarayıp bu ilgili objeyi bulmak istiyorum. Onun için start metoduna cam eşittir. Şunu diyeceğim bu sefer game object find game object with tag. Şu etikete sahip objeyi bul. O da şu. Bu etikete sahip objeyi buluyor. Şu bir game object. O game object'in komponentine ihtiyacım var. O komponent da şu komponent buna erişmemiz lazım. Onun için de get component diyorum klasik. İsim olarak da istediğim tür şu. Şu an cam referans olarak benim main kameradaki şu script'ime referans olarak gösteriyor. Patlama olduktan sonra cam nokta enable seçeneğini eşittir false yaparsam eğer bakalım ne olacak play'e basalım. Evet. Aynen. Şu an bir hata vermiyor. Süper. Bakın zaten burada da missing transform diye bu kayboldu. Çünkü bu şu an deaktif durumda olduğu için bir hata vermiyor. Evet, aynısını düşman gemisi için de yapalım. Düşman gemisi seçiliyken onun scriptini açalım. Benim movement, evet. Bu da aynı şekilde void on trigger. Bunda da instantiate edeceğim. Neyi? Game object'ime. Explosion patlamanın olduğu yer, enemy'nin olduğu yer. Destroy ne destroy? Bana çarpan nesne other nokta game object ve geminin kendisi. Kaydet. Play. Ne oldu? Şimdi ateş ettiğimizde otomatik kendi gemimiz kendini patlatıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Evet. Play remove. Tabii şöyle bir şey var. Doğal olarak aklıma gelen ilk şey. Ben ilk ateş ettiğim zaman mermim benimle temas ediyor benim trigger'ımla. Doğal olarak patlama efekti yapıyor. O zaman benim patlamam için bir koşul sunmam lazım. O da ne olabilir? Örneğin enemy şu koşul doğru olursa patlama gerçekleşsin. Other nokta tag bana çarpan game object'in etiketi eğer enemy olarak kayıtlıysa bunlar gerçekleşsin.
Evet, bu enemy etiketi, düşmanın etiketi enemy, diğerinki de enemy. Modellerimize bakalım, mermilerimize. Enemy bullet, bunu da şey yapalım, enemy olarak işaretleyelim. Evet, play. Evet, yok edildi. Tekrar basayım. Boş olana basıyorum. Hiç şey olmuyor. Karşı hapse değdiği zaman direkt gemimiz yok ediyor. Aynısını düşman gemisi için yapalım. İşe yarayacak mı? 16 şey dedim. Düşman gemisi ne bir şey olmadı. Neden? Bakalım hemen. Enemi. Düşman gemisi hangisiydi? 1 olacaktı düz giden. Şundan dolayı olmadı büyük ihtimalle. Evet, enemy'de explosion'ı buraya atmadık. FX'ten. Bunu da buraya atıyorum. Bunu da yok olma koşulu. Ne olsun? Bize temas etmesi olsun. Veya refap'te bizim mermimizde temas etme koşuluyla patlama gerçekleşsin. O zaman şuraya if other nokta tag eşittir bir yazacağım. Seçelim. Hem mermimiz de yok oluyor bu arada. Şimdi patlama sesini çıkartalım. Bunun için enemy üstünde audio source'umuz var mı? Var. Yalnız bu an neyi çalıştırıyor? Mermi efekti var. Merminin çıkma sesi var. Biz buraya şöyle yapalım. Skriptimize önce kendi skriptimizi yazalım. Buraya çalınacak klip eklememiz lazım. Onun için audio klip tanımlıyoruz. İsim olarak da ne olsun? Dead sound mu olsun? Dead effect. Dead sound olsun. Bize inspector da bunu soracak. Burada patlama olduktan sonra ise bunu bu şekilde play edeceğiz. Audio source diyorsunuz. Audio source nokta. Çıkan metotlardan play clip at point var. Şurada play as an audio clip. Verilen bir noktada workspace'te bu klibi çalar diyor. Çalınacak klip ne? Dead sound nerede çalınacak? Transform'un bulunduğu yerde. Aynısını düşman için de yapalım. Buraya bir audio clip. İsmi de, bunun ismi de Dead Sound olsun. Bu da bunun altında audio source nokta play clip at point. Pardon. Dead Sound transform nokta position. Tabi bize dead clip sorması lazım şu an. Evet, dead sound'umuz ne olacak? Sounds'larda şöyle bir explosion var. Buna bakalım. Bir de şu var. Bu güzel, bunu kullanalım. Enemy. Explosion onu buraya atıyorum. Aynı şekilde player içinde sormuş olması lazım. Evet, onu da şuraya bırakıyorum. Enemy için yaptık mı? Onu yapmadık. Tamam. Evet, play. Önce kendimiz yok olalım. Çıkıyor mu ses, ona bakalım. Evet, süper. Çıkıyor. Karşı tarafı yok edelim. Gel bakalım. Evet.
Onun da sesi çıkıyor, süper. Fark ettiyse onun sesi biraz uzakta geldi. Çünkü onun bulunduğu yerde çıkıyor ses, klip. Evet, ses efektini de ekledik. Anime 2 için de bakalım aynı şekilde. Şunu deaktif edeyim. Bunu aktif edelim. Anime için ise Anime 2'nin skripti. Anime 2. Buna çift tıklayıp açayım. Süper. Buraya hemen bir tane Game Object. Patlama efekti için Explosion diyelim. Aynı şekilde audio klibi de tanımlayalım. Böyle that sound olsun. Aşağıya void. Entry granter. Buraya if. Aynı şekilde other nokta. Buraya şöyle yazabilirsiniz. Other nokta tek değil de internette bazen şunu da kullanıyorlar. In other nokta game object nokta compare tag. Bunun içine biz saldıracağımız için player. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Etiketleri karşılaştırmak için. Instantiate. Neyi instantiate edecek? Explosion'ı. Nerede? Transformer olduğu yerde. Aynı şekilde rotasyon bilgisini de girelim. Ardından patlama efektini çalsın. Your source nokta play clip at point neyi çalacak? Dead sound'u. Nerede? Transformer'ın olduğu yerde. Destroy etmemiz lazım. Neyi? Bize çarpan game object'i. Ve çarpılan nesne olan düşman gemisini yok edecek. Evet. Kaydediyorum. Tekrar Unity'ye dönüp burada bize bazı şeyler soracak büyük ihtimalle. Evet. Explosion. Nerede? Efekt kısmında. Bunu buraya bırakıyorum. Dead Sound. Sound kısmında. Explosion. Onu yapmıştık sanırım. Bunu da buraya bırakalım. Evet. Şimdi bu düşmanla. Bunu çoğaltalım isterseniz. Ctrl D ile çoğaltıyorum. Şunun altına koyayım. Ve play. Diğer gemim niye çıkmadı? Sebebi ne? Sebebi ne? Diğer gemi neden çıkmadı? Zaten bilgisayar biraz açıkçası kastı gibi geldi. Çok mantıklı. İkisi de aynı yerde beliriyor. Çok mantıklı. Bunu yerine şöyle yaparsak aynen. Tekrar play'e basalım. Evet, şu an takılmıyoruz. Süper. Biz yok olduk. Evet, tekrar bir üstünden gidelim. Play'e bastığım zaman düşman gemim var. Ateş ediyorum. Yok oluyor. Süper. Aynı şekilde bu da yok oluyor. Süper. Diğer düşman gemisine dahil edelim. Yok oldu. Şu. Bunlar da burada. Tam genel olarak çalışıyor. Bir sonraki dersimizde Particle Systems'ı kullanarak bir efekt yapacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.